Bir Demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Evet küp çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere harika bir küpü anlatacağım. Gir küp. Bakın dönüşleri harika. Böyle ilginç bir dönüşü var. Evet, dişlileri var bakın. Dişlileri dönüyor şöyle. Evet. Bu küpümüzü anlatmadan önce bu zamana kadar neler anlattık? Bunları kısaca bir özetleyelim. Kanalımızda neler bulabilirsiniz? Evet, gir küpümüzü şöyle yan tarafa alalım. Evet, öncelikle küp çözümlerimizi 3x3 küpü çözerekten başladık. Bu küplerin asıl e, temelini oluşturuyor. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Evet, 3 x 3 anlattık. Sonra e, 2x2 küpü anlattık. Bunları bölüm bölümde anlattık. Daha iyi anlamanız için. E, sonra 4x4 küpü anlattım. Bakın. Bunları da bunu da bölüm bölümde anlattım. Sonra 5 çarpı 5 küpü anlattım. Evet bunu da bölüm bölüm yine bulabilirsiniz kanalımda. 5 çarpı 5 küpten sonra piramit küpü anlattım. Bakın bunu bunu da bulabilirsiniz. En son Megamix küpü bölüm bölüm anlatmıştım. Ve en en sonunda bunun tamamını yayınladım. Bunların hepsini kanalımda bulabilirsiniz. Kanalımı ziyaret etmenizi bekliyorum. Bugün de sizlere gear küp anlatacağım. Evet gear küp anlatacağım. Ee, öncelikle gear küpümüzü güzelce bozalım. Evet. Hem bozarken de dikkat edin nasıl hareket ediyor. Evet. Rastgele bozuyorum. şöyle bozduk. Bakın şöyle bozduğumuzda şuralar böyle ters durdu. Tam bir küp gibi durmuyor bozduğumuzda. Evet. Şimdi öncelikle bir tane orta renk belirliyorum. Bakın ben beyazla yine başlayacağım. Burada ilk yapmamız gereken bütün yüzeylerin Yıldız yani şöyle çaprazlarını yapmamız lazım yani beyaz 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 olması lazım. Şimdi bir tane beyaz buluyorum beyazın yanına şöyle çevirerekten getiriyorum. Bakın beyaz mavi. Beyaz mavi'nin yanına şuraya beyaz mavi gelmesi lazım. Beyaz mavi buluyorum nerede beyaz mavi? Bakın şurada. Evet şurada. Şimdi bu beyaz mavi bakın şuraya getirdiğimde buraya e, yukarı yaptığımda evet. Beyaz maviyi buraya getirmek için bu beyaz mavinin şu arka tarafta olması gerekiyor. Evet. Çünkü tam tur, tur döndüğünde geliyor. Beyaz mavi arka taraf aldım. Tam tur çevirdim. Beyaz maviler yerleşti. Ama bakın beyaz bozuldu orta beyaz. O, e, orta beyazı yan tarafa alıyorum. Bu iki tanesini yaptıktan sonra diğer iki tanesi otomatikmen altta oluşmuş oluyor. Beyazı yukarı çeviriyorum ve beyazın e, çaprazlar olmuş oluyor. Beyaz olduktan sonra sarının da otomatikmen olduğunu görüyoruz. Şimdi şu orta noktaları da oluşturmak için bunları sadece çeviriyorum. Bakın kendi renklerine götürdüm. Şu anda kontrol ettiğimde Beyazlar zaten olmuştu, sarı da olmuştu, kırmızı da oldu, mavi de oldu, turuncu da olmuş oldu, yeşil de olmuş oldu. Bundan sonra yapacağımız şey şu. Şimdi beyazın şu kenar renklerini kontrol ediyorum. Hepsi beyaz mı? Bakın, mavi beyaz, turuncu beyaz, yeşil beyaz, kırmızı beyaz. Hepsi böyle ise bu işleme geçiyoruz. Hepsi böyle değilse farklı renklerde bakıyoruz. Mesela turuncunun renkleri oturmuş mu bakıyoruz. Turuncu oturmamışsa yeşile bakacağız. Yeşil oturmamışsa kırmızıya bakacağız. Yani benim istediğim şey şu. Hem çaprazlar oturması lazım. Hem de çaprazın rengi neyse onun köşelerinin renkleri de aynı olması lazım. Yerlerinde olması önemli değil. Evet. Beyazı, beyaz yerlerinde olduğu için Beyazın köşeleri yerinde olduğu için beyazla devam edeceğim. Ama şimdi dikkat ederseniz, bakın beyaz mavi şuraya gelmesi lazım, beyaz yeşil de buraya gitmesi lazım. Yine kırmızı tur beyaz bu tarafa gelmesi lazım, turuncu beyaz da bu tarafa gelmesi lazım. Bunu değiştirmek için şöyle bir formülümüz var. Bu formülü yan tarafa yazacağım. Değişecek kenarları Bakın değişecek orta noktaları karşılıklı tutuyorum ve şu işlemi yapıyorum. Sağ taraf iki kere ileri. Bir, iki. Üst taraf bir kere sola. Evet tam tur attırıyoruz. Sağ taraf tekrar iki kere e, ileri. Bir, iki. Üst taraf tekrar bir kere sola yapıyorum. Ve bakın şunlar değişmiş oldu. Şimdi yan tarafa çeviriyorum. Beyaz, mavi, yeşil, beyaz. Beyaz, mavi, yeşil, beyaz. Bunları yer değiştireceğim. Aynı formülü uyguluyorum bakın. Sağ taraf iki kere ileri. Bir, iki. Üst taraf bir kere sola. Evet. Sağ taraf tekrar iki kere ileri. 1 iki. Üst taraf yine bir kere Sola çeviriyorum ve böylece beyazın köşelerini yerleştirmiş oluyoruz. Bakın şuralar, şuralar olmadı. Dikkat ederseniz. Yani şu kırmızı beyaz yer değiştirmesi lazım, mavi beyaz yer değiştirmesi lazım, turuncu beyaz yer değiştirmesi lazım. Bunu yapmak için şu formülü uyguluyoruz. Evet, yer değiştirecek e, köşe e, yerleri karşılıklı tutuyoruz ve şu formülü yapıyoruz. Sağ taraf bir aşağı. Evet. Alt taraf bir sola. Evet. Sağ taraf ikinci kez aşağı. Alt taraf bir kere daha sola. Sağ taraf üçüncü kez aşağı. Alt taraf tekrar sola yaptığımızda bakın bunlar düzelmiş oldu diğer bozuk yeri de aynı karşılıklı getiriyorum ve aynı formülü yaptığımızda küpümüz tamamlanmış olacak. Evet, sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola. Sağ taraf ikinci kez aşağı, alt taraf ikinci kez sola. Sağ taraf üçüncü kez aşağı, alt taraf üçüncü kez sola yaptığımızda küpümüz tamamlanmış oluyor. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Anlaşılmayan bir yeri yer varsa yorumlarda sorularınızı sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.